Genç ama genetik yapısında karınla ilgili sorunu olanlar liposakşını sanıyorum olayı bitirebilirler ve evet. her şey çok düzgün ve dümdüz olabilir. Evet. Ama doğum yapanlar için sadece liposakşın anladığım kadarıyla pek de yetmeyecektir. Şimdi şöyle doğum yapan ya da aşırı kilo veren kişiler için de bunu aynı şey geçerli. Şimdi kırın gelmenin ana şartı sarkmış olması. Tamam. İkincisi çatlak olması. Eğer çatlağınız var ise karınınızda özellikle göbeğin altında olan çatlaklar kişileri çok rahatsız ediyor. Sarkma var ise bu tip durumlarda yağ almayla çözemezsiniz. Yağ alma dediğimiz liposuction uygulaması çatlağı olmayan, sarkıklığı olmayan karın ve bel bölgesindeki fazlalıkları almak içindir. Ama çatlak ve sarkıklık söz konusu ise bu takdirde mutlaka karın germe yapmalısınız. Bazen çatlak olmayabilir ama sarkıklık ön planda. Bu da kimler için geçerli? Çok ciddi kilo veren hastalar. Evet. Yani günümüzde biliyorsunuz obezite cerrahisi çok ön planda. Yani sizin hastanenizde de var değil mi? Uygulanıyor, evet efendim, doğru biliyorum. Evet, çok sık yapıyoruz. Neredeyse her gün bir iki hastaya tüp mide yani obezite ameliyatları gerçekleştiriliyor hastanemizde. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer hasta diyelim ki 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 70 kilo vermiş ise bu kişinin karnında çatlak olmasa dahi mutlaka gevşekliği ve sarkıklığı vardır. İşte bu noktada o kişiyi mutlaka germek gerekir.